Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane site tanıtacağım size. Faydalı olduğunu düşündüğüm 3 tane siteyi size aktaracağım bugünlükte. Remove BG görmüş olduğunuz şekilde buradan URL'inizi yazıp giriş yapabilirsiniz. Ne işe yarıyor? Arka fonlarınızı kesmeye yarıyor arkadaşlar. Yani arkayı yok etmeye yarıyor ya da PNG şeklinde beyaz şekilde de elde edebilirsiniz buradan. Hemen görselde göstereyim size. Buradan hazır bir tane fotoğrafımızı alalım isterseniz. Bu şekilde. Direkt dikkat ederseniz bu şekilde arka fonunu bu şekilde saydam hale getirdi. Saydam işlemini yaptı arkadaşlar. Orijinaline bakalım. Orijinali bu şekilde arkadaşlar. Removed background'a bakalım. Bu şekilde. Edit diyebiliriz buradan. Çeşitli oynamalar yaparak. Kendiniz bir tane arka fon getirmek istiyorsanız burada hazır şablonlar var arkadaşlar. Hangisini kullanalım? Hemen bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Az önce gözüme çarptı. Yeşil bir saydam vardı. Onu hemen bulayım, kullanayım. Evet, şu uyuyacak şekilde sanırım. Bakıyorum hemen. Evet arkadaşlar, bu şekilde geldi. Buradan download dediğimiz zaman arkadaşlar indirme işlemi olacaktır arkadaşlar. İsterseniz PNG şekilde indirebilirsiniz. İsterseniz farklı formatlarda indirebilirsiniz bu şekilde. Download diyoruz arkadaşlar. Paylaşabiliriz bu arada. Yine diyoruz. Bu şekilde inecektir arkadaşlar. Buradan kapatalım. Diğer bir sitemize geçelim isterseniz. Dilerseniz buradan tabii kayıt da olabiliyorsunuz bu şekilde. Login olarak giriş yapabilirsiniz. Orijinal haline gelip bırakalım arkadaşlar bu şekilde. Bir diğer sitemiz de Pixabay. Pixabay bu şekilde arkadaşlar. Yani telifsiz videolar, telifsiz müzikler ve telifsiz fotoğrafları buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da oturum açabiliyorsunuz arkadaşlar. Katıl şeklinde. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca dilerseniz kendiniz yükleme de yapabiliyorsunuz fotoğraflarınızı. Bu da güzel bir seçenek gerçekten. Hemen arama butonlarına bakalım. Neyi arayabiliriz arkadaşlar buradan? Fotoğraf, video, müzik. Fotoğraf diyelim. İstanbul'u seçelim. Görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde geldi arkadaşlar. Kaliteli fotoğraflar 4K şeklinde fotoğraflar da var arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz şekilde Ayasofya çok kaliteli bir fotoğraf gerçekten. İndirebilirsiniz bu şekilde. Şuna bakalım arkadaşlar. Nasıl indireceğimizi. Buradan hemen sağ tarafta ücretsiz indirme ve kalite değerleri var arkadaşlar buradan. Piksel değerleri. JPEG formatında bu fotoğraf. En büyük değeri 1,7 MB. Buradan indirebilirsiniz. İndir dediğiniz zaman bu şekilde robot değilim butonu gelecek arkadaşlar. Her fotoğrafta gelmiyor tabii. İndir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iniyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde. Burada indi hemen. Videolara geçelim isterseniz. Bir video gösterelim. Bunlar da telifsiz videolar arkadaşlar. Yeni İstanbul dedik. Görmüş olduğunuz şekilde. Şuradan bir tanesini açalım isterseniz. Kaliteli bir tane. Bu şekilde otomatik olacak şekilde geldi arkadaşlar. Oynatalım isterseniz. Bu şekilde kaliteli bir videoyu indirebilirsiniz. Ben İstanbul başlığı altında yaptım arkadaşlar. Siz farklı aramanız, nedeninizi belirtebilirsiniz. Neyle alakalı fotoğraf ya da video arıyorsanız arama butonuna search'ten arayabilirsiniz bu arada. Hemen müziklere bakalım isterseniz. Ne yazalım? Rap yazalım arkadaşlar. Telifsiz müziklere. Müzik butonu buradan geldi arkadaşlar. Burada da bu şekilde indir butonu var arkadaşlar. Saniyeleri var. Eğer TikTok için kullanacaksanız TikTok'tan da bu şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlar. TikTok kullanıcıları için söylüyorum bunları. Ya da Facebook gönderisi ya da Instagram gönderisi ya da farklı bir gönderiniz varsa bunları telifsiz müzikleri indirebilirsiniz bu şekilde. Ben rap olarak indirdim arkadaşlar. Siz farklı bir formatta indirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ana sayfaya dönelim isterseniz. Keşfetimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunlar keşfetim fotoğrafları bu arada. Keşfet bölümü var arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz şekilde burada. Bu şekilde arkadaşlar. Pixabay için anlatacaklarım bu kadar. Diğer bir sitemize geçelim isterseniz.
Bu da pixar.com. Bu sitemiz de gerçekten faydalı. Photoshop kadar olmasa bile Photoshop değerinde bir programdır arkadaşlar. PSD editörü var arkadaşlar. PXD var, JPEG, PNG, web tarzı, diğer uzantılar da var arkadaşlar. Kayıt esnasında oluşturmak istediğiniz zaman. Gelişmiş fotoğraf düzenleyicisi. Eğer fotoğraf için yapıyorsanız, bir fotoğrafınız var ya da bir görseliniz varsa buradan yapabilirsiniz. Ama ben farklı bir nedenden açacağım burayı. Pixlr hızlı, kolay ve grafik tasarım. Yani Photoshop olmasa bile Photoshop tarzında bir gönderi yapabilirim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şablonlar bu şekilde. Facebook hikayesi, Facebook gönderisi, YouTube küçük resim ayarlayabilirsiniz ya da YouTuberlar için diyorum. Bu sitemiz ücretli bir site aslında arkadaşlar. Tabii ücretsiz hizmet veren yerleri, görselleri de var arkadaşlar. Buradan Twitter kapağı yapabilirsiniz. Yani ne gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. YouTube banner'ı yapalım arkadaşlar bir tane. Hazır banner'lar burada arkadaşlar. Ücretler bu şekilde King olarak çıkıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ücretsiz. Evet arkadaşlar. Bu şablonu kullan dediğimiz zaman bu şekilde kullanabiliriz bu şekilde. Geldi şablonumuz bu şekilde. Bunu buradan bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece üzerindeki bilgileri değiştirip bize kullanmak. Yan tarafta dikkat ederseniz layer. Photoshop kullananlar bilir. Burada layer'lar vardır. Yani belli bir alanı seçip kullanabilirsiniz bu şekilde. Neyi seçtim ben? Tepeyi seçtim bu şekilde. Buradan parça parça halinde gelir zaten layer'lar. Görmüş olduğunuz şekilde hemen bakalım neymiş bu. Yazıymış arkadaşlar. Yani text yazısı. Dikkat ederseniz hemen geldi. Bize yapmak kalan sadece üzerindeki değişiklikleri oynamaktır arkadaşlar. Resim, işte yazı tipi, doldurma yani renk, şeffaflık, görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde çekebiliriz. Yani Photoshop değerinde olmasa bile yine de kaliteli fotoğraflar oluşturabilirsiniz buradan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde buradan taslaklar oluşturabilirsiniz. Bunu buradan kapatalım isterseniz. Kendimiz bir tane yapalım isterseniz. Buradan bir tane ekle resim aç diyelim buradan. Neyi açabiliriz? Yine aynı fotoğrafımızı seçip enterlayalım arkadaşlar. Gelsin yeni oluştur yapalım. Bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Bunu göstermek için yapıyorum size. Düzenle diyoruz buradan arkadaşlar. Kilidi açabilirsiniz eğer kilitli ya da buradan silebilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. Metin ekle var burada arkadaşlar. Hazır şablonlar var. Buradan ekleyebilirsiniz. Öğe ekleyebilirsiniz yan butonda. Tekrar bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Kırpabilirsiniz eğer boyutunu yaptıysanız. Bu şekilde kırpma işlemleri yapabilirsiniz. İptal edelim. Efekt verebilirsiniz. Efekt dediğim renk olayları arkadaşlar. Nasıl bir renk olayı yapalım? Bunu seçelim isterseniz. Gel getirelim böyle arkadaşlar. Instagram hikayelerinizi veya Facebook hikayelerinizi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Oynayabiliyorsunuz buradan yüzdelikleriyle. Kes işlemi yapabilirsiniz bu arada. Retuş yapabilirsiniz. Üstüne çizim yapabilirsiniz. Zaten bu şekilde arkadaşlar. Belli seçenekler var. Yani Photoshop kadar olmasa bile yani bir yardımcı kaynak olacak kadar gerçekten güzel. Kullanışlı bir sitemiz gerçekten. Buradan kaydet dediğimiz zaman kaydedip çıkabilirsiniz. Farklı formatlar var görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde. JPEG, PNG, web tarzı yüksek kalitede olsun. Zaten resim genişliği ve yüksekliği burada arkadaşlar. İndir dememiz sadece yetiyor arkadaşlar. İndir diyelim arkadaşlar bunu. Bu şekilde hemen indirilenleri düşecekler arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. Premium ücretsiz dene. Bir aylık deneme süreci var sanırım arkadaşlar. Benim bundan haberim yok. Hiç denemedim. Close deyip çıkabiliriz arkadaşlar. Farklı formatlarda çalışabiliriz burada yeniden arkadaşlar. Tekrar geriye gidelim. Buradan Pinterest var arkadaşlar pin oluşturmak için. Önerilenlere bakalım. Sık kullanılanlar yani. Görmüş olduğunuz görseller üzerinde oynayabilirsiniz ya da kendiniz sıfırdan bir tasarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine giriş ve kayıt ol seçeneği var arkadaşlar. Kayıt olabilirsiniz eğer ücretli seçenekleri almak istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.